şu anki inceleme konumuz dinamik hissesini ben ta halka arz olduğu tarihten itibaren bu hisseyi ben inceliyorum arkadaşlar. Takip ettiğim hisselerden bir tanesiydi. İyi kazandırdı arkadaşlar. Bu kaybettiren hisseler için değildi. Bu kazandıran halka arz hisseler için de kazandıran hisselerdendi. Ve şu an ne yaptılar? Hisseyi küçük yatırımcı da biraz fazlaysa arkadaşlar. Bakın şuradaki direncine taktılar. O dirençten sonra sürekli olarak aşağı getirmeye başladılar. Ne kadar kaybettirmişler bakalım. Yani %50'ye kadar buraları biraz yükseltmişler. Ve hala kaybettirmeye de devam ediyorlar. Niye? Baskılanma var arkadaşlar. Bakın hisseyi görüyorsunuz mu? Dirençlerini kırdırmıyorlar özellikle bakın. Dirençleri görüyor musunuz mu? Dirençleri kırdırmıyorlar. Aşağı doğru getirmeye çalışıyor. Bu özel bir çabadır arkadaşlar. Tahta grafiği uyduruyor ama şu hareketlerini grafiğe uydurarak yapıyor. Bizim çizdiğimiz şu grafiğe göre hareket ediyor. Grafiği uyduruyor arkadaşlar. Zaten burayı kırarsa yükselişi şu arada fazla bir direnç yok arkadaşlar. Yükseliş hızlı olur. Nispeten daha hızlı olur. Yani biraz daha hızlı hareket yapar. Onun yüzden dolayı da kırdırmak işin gerçeği istemiyorlar. Önümüzdeki haftalarda sıkı takip etmeniz lazım. Aşağıdaki desteklerini test edebilir. Bakın bizim için iki tane kritik nokta var. Bir, bu direnci kırıp üzerinde kalabiliyor mu? Takip noktamızın birinci noktası. Bu ikinci noktası ise aşağı doğru geldiği zaman arkadaşlar bak altını çiziyorum. Aşağı doğru getirme devam ederse ve aşağı doğru hala gelirse destek kırıldığı zaman şu aşağıdaki destek noktası var ya 7'li rakamlar 7,5 yani 8'li rakamlara yakın rakamlar. Bunları test edebilir arkadaşlar. Sıkı takip etmeniz lazım. Bu direnç kırılırsa sıradaki direnç noktası burası. Burası olacaktır. Yani bu 7'li rakamlar, 7,5 rakamlar direnç olarak karşılaşacaktır. İnşallah onu da altına kırdırmazlar ama şu an söyleyeyim kesinlikle kırdırmak istemiyorlar. Özel bir çaba harcıyorlar bunun üzerindeki direnci kırmaması için özel çaba harcıyorlar. Şimdi bunları verelim arkadaşlar. Yani düzeltme yapıyor diyeyim arkadaşlar ya. İşte o yükselişlerin ha hocam burada yapmış bak burada daha ne düzeltmesi. Arkadaşlar doğru da. Şimdi hisseyi götürüyorlar. Yukarıdaki direnci değdiriyorlar sonra ne yapıyorlar? Düşürüyorlar, tekrardan yükseltmişler. Şimdi bu hareketi nereye kadar sürdürecek? Bir karar vermesi lazım. Adam yani düşünmüş durumların illa ki sizin hesabınız vardır ama arkadaşlar bu mal sahibinin de bir hesabı var. Bu tahtanın da bir hesabı var. Herkesin kafasına göre bir hesabı var. O kafasındaki plan neyse onu uyguluyor. Nedir? Belki biraz silkeleme yapacaktır. Ondan sonra yükseltecektir. Ondan sonra götürecektir. Biraz bıktıracaktır. Yatay alacaktır. Yıllarca bekletecektir. Ya olabilir arkadaşlar. Her ihtimal olabilir. Olabilir. Olmayacak diye bir şey yok. Neticede 3 lira 3,5 seviyelerden gelen bir hisse ve hisseyi 21'e kadar çıkarmışlar. 3 seviyelerden 21'e kadar çıkarmışlar. Böyle bir hisse yani. Yani böyle bir hisseden bahsediyoruz. Şu an aşağı hareket var. Özel bir baskılanma var. Aşağı doğru geliyor. Şurada kalmış hemen. Önce biz aşağı geleceğini düşünerekten aşağıdaki destek noktalarını verelim arkadaşlar. Aşağı geleceğini düşünüyoruz ve aşağıdaki destek noktaları. 9.36. İnşallah aşağı yöneliş fazla devam etmez ama gelirse bekletebilir arkadaşlar ya. Biraz orada yataya sarabilir. Ya, yapabilir. Her şeyi yapabilir. 9.6'nın kırılması halinde bir sonraki destek noktası getirirlerse eğer 8.96. İşte buradaki destek kırılırsa arkadaşlar burası sıkılır biraz. Aşağıdaki destek noktaları var ya. Ama ne kadarlık sürede getirir? Ne zaman getirir? Yani şu kanalı koruyarak mı getirir? Tahtaya bakmak lazım. Bakın bu kanalın dışında değdirirse 7,5'lu rakamlar içinde değdirirse 7 al. Evet 7,60'lı rakamlar. Ben şimdi bunların şunu vereyim arkadaşlar ya. 7,5'lu rakamları vereyim. İkisi 7,45 diyor 7,5. 7,5 diyelim oraya. Şimdi gelelim yukarıya. Hisse kırarsa öncelikle kırması gereken bir direnç var. Şu direnci bir kırması lazım. 11.10. 11.10'un kırılması halinde bir sonraki direnci zayıf bir direnç zaten 12.08. 12.08'de kırılırsa hisse 16.26'ya kadar gidebilir. Bunları yazalım. Yukarıda neyi vardı senin? 11.10'u vardı. Kırması halinde. 12.08'i var. Burayı da kırması halinde. Bir sonraki direnci 16.26. Aşağıda neyi var?
Huzur sanatı şu an biraz aşağı bakılması lazım. Çünkü aşağı baskılıyla aşağı getirmeye çalışıyorlar. 8.96 baskı olduğu zaten belli. Görülüyor arkadaşlar. 7.5. Bu 7.5 rakamı gelme süresine bağlı olarak değişir arkadaşlar. 7.60 olur, 7.80 olur, 7.35 olur. Yani 7'li rakamlara yakın rakamlar olabilir. Çünkü çok hızlı getirmeyeceklerdir ama şu desteği muhtemelen gene burada destekli bir tepki alımı yapacaktır arkadaşlar. Desteği hemen kırdırmazlar bunlar. Zannetmiyorum ya. Endeksle ilgili sıkıntı olmasa hemen kırdırmazlar. Yani bu destekte biraz tepki alımları falan yapabilir. Ya böyle bir hisse. Şu an hisse de aşağı doğru yöneliş var arkadaşlar. Biraz geri çekilme var. Bilginiz olsun. Böyle. Evet, bu seçim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu videolara like atarak kanalıma abone olarak destek olursanız mutlu olurum. Farklı bir analizle görüşmek üzere. Hoşça kalın.